26 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından COVID-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen tam kapanma tedbirleri konulu genelge doğrultusunda hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın söz konusu tarihlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kararları tabii bazı eksikleriyle birlikte isabetli buluyorum ama vatandaşımızın da duyarlı olması lazım bu konuda. Kurallara uyması lazım. Peki efendim, tam kapanma dönemini nasıl buldunuz? Nasıl geçirdiniz? Yani kurallara uyarak geçirdim. Ve herkesin de uymasını temenni ettim ama ne derece uyuldu bilemiyorum. Ben çıkmadığım için bilmiyorum. Yani. Tam kapanma döneminde belirli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutuldu. 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında kapsayan 17 günlük tam kapanma dönemi tarihlerin 17 Mayıs'ı göstermesiyle birlikte sona erdi. Görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar günün iş saatlerinden itibaren cadde ve meydanlarında yoğunluk oluşturdu. Kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla Elazığ'da hem araç yoğunluğu hem de vatandaş yoğunluğu gözlemlendi. Vatandaşların bir kısmı tam kapanma ve alınan kararları doğru bulurken bir kısmı da alınan kararların yanlış olduğunu söyledi. Yani şu ana kadar kapanmasının çok önemli olduğunu zannetmiyorum. Çünkü dışarıda millet oldukça geziyor. Oldukça herkes kendi işine bakıyor. Ama bundan sonra biraz daha dikkatli ama esnafı böyle perişan ederekten değil. Esnafı zor durumda bırakaraktan değil. Yani bu kapanma tam olarak bir çözüm değildir. Yani esnaf neredeyse bitmiş noktasına gelmiş. Esnaf tamamen bitik. Alınan kararları iyi buluyorum. Çünkü yapılması gereken bir şeydi. Yani iyi oldu bence. Güzel geçti bizim için. Evde oturmamız yani güzel geçti. Yeni kararlar da güzel. Yani alınan iyi kararlara uyulursa iyi olur. Ama bunların kağıt üzerinde kalacağını tahmin ediyorum. Yani vatandaş uysa gerçekten güzel bir şey. Kapanmayı ben olumlu karşıladım. Tamam, istisnalar olarak uyulmayan yerler oldu vatandaşlar. Ben de dediği gibi markete fırına çıktığım zaman görüyordum. Ama bizim yani Elazığ olarak ya da kendi mahallem Hilalkent'te oturuyorum. Uygundu. Güvenlik güçler de gelip arada ikaz ediyordu. Çocuklar, gençler çıkıyordu halı sahaya veya parklara. Yani Hilalkent olarak görüşürsem uygun geçti. Çok %95'i belki uydu. Ben onarı da olumlu buluyorum. Şimdi kendim de bu izin alma yerine gittim. Şeye vermişler, okuldaymış. Oraya gideceğim izin almak için. Kanun eğer diyorsa ki ben 65 yaş üstüyüm. Torunum olmuş İzmir'de. Gidemiyorum 40 gün 50 gündür. Eğer müsaade ederse gideceğim, yoksa uyacağım yani, gitmeyeceğim yani. Ama buna uymayıp hile hurda yapan insanlar oluyor. O zaman bozduğu zaman da şey çoğalıyor, ya hastalık. O zaman da önlemek yani hükümet ne kadar değilse bizler yine bozuyoruz. Onun için bence olumlu yani. Kısıtlama öncesi banko önlerinde yaşanan uzun kuyruklar tam kapanmanın bitmesiyle yine eski kalabalık günlerine döndü. Şimdi tam kapanma dediği zaman tam kapanma olmadı. Bu bir gerçek. Çünkü ben emekliyim, kapanmaya uydum. Ama zaman zaman işte ekmek almaya çıkarken veya markete ihtiyaçlarımıza giderken hiçbir fark görmedim. Yani herkes aynen devam ediyor. Ona serbest, buna serbest, şuna serbest. Kime yasak? Sıkıntı oldu. Ha şimdi açıldı. Bu yeni genelgeyle beraber. Ancak dikkatimi çeken, mesela biz yaklaşık olarak bir aydan beri bu şeye uyduk ama bankaların önüne bakıyorsunuz kuyruk haddinden fazla. Yani hiçbir faydası yok.